Evet Akitip ekranlarından canlı yayınlanan manşetlerin diline bismillah diyerek başlıyoruz. Araştırmacı gazeteci Ali İhsan ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programa sizler de görüş öneri ve yorumlarınızla katkı sağlamak isterseniz KJ'de yer alan sosyal medya iletişim hesap adreslerimize ve WhatsApp irtibat numaramıza yazabilir. Programımıza ortak olabilirsiniz. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı yayınlar. Eyvallah sağ olun. Bir günün manşetiyle başlayalım mı? Diyor ki Halkı Muma muhtaç ettiler. AKP halka hem ışıksız hem de soğukta bıraktı. Geçen yıl 4,5 milyon kişinin elektriği ve doğalgazı kesildi diye bir haber vermişler. Logosunda ampul olan parti diye de akılları sıra konuyu eleştirmek için kafa bulmuşlar kendilerince. Ama 2019'a baktım. CHP'li NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürel... Enerji Bakanlığı yanıt vermiş. Ne kadar kişinin elektriği kesildi diye. Şimdi arkadaşlar verecekler. Cumhuriyet Gazetesi'nden veriyoruz. Faturasını ödemeyen 4 milyon abonenin elektriği kesildi 2019. 2018 3.9 milyon abonenin elektriği kesildi. 2020 2021'i baz almışlar. 2 yıllık kriteri baz almışlar. Toplamda 2 yılda işte 11 milyon abonenin elektriği kesildi demişler. Demek ki her yıl ortalama işte 3 ila 4 milyon kişi arasında bir abone arasında bir şeyin elektriği kesiliyor. Sürekli ila nihayet bir kesinti değil. Fatura ödenmemiş kesilmiş bir diye rakam düşmüş. Ama Bir Gün Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi'nde de var. Bir Gün Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi halkı muma muhtaç ettiler. Elektrikteki fahiş fiyatlar tırnak içerisinde AK Parti'nin diye belirtmişler. Fahiş fiyatlar abonelerin elektriklerinin kesilmesine neden oldu. 4 milyon abonenin elektriği kesildi diye vermişler. 3.4 milyon abonenin elektriği kesildi diye vermişler. Oysa her yıl benzeri vakalar, benzeri rakamlar çıkıyormuş. Hatta daha fazla bir rakam çıkıyormuş. Şöyle bir şey olsa hayal edelim. Şimdi korona döneminden haberi olmayan bir insan olduğunu düşünelim. Ve onun önüne bir korona döneminde 2020-2021 yılında hastaneye giden insan sayısını gösterip AK Parti insanları hasta etti ya kardeşim. Bak yüz binlerce, milyonlarca insan hasta olmuş. Hastaneye gitmiş, müracaat etmiş denildiği zaman. Eğer hitap ettikleri insanlar da dünya genelinde bir korona salgını olduğundan habersizse vay canına be, Bu AK Parti insanları gerçekten hasta etmiş. 2017 yılında, 2015 yılında, 2010'larda, 1999'larda şu kadar kişi hastaneye giderken 2020'de, 2021'de bir günde hatırlayın kaç bin test yapılıyor? 270 bin, 400 bin test yapıldığı oldu. E 400 bin kişi hastaneye gitmiş. Gerçekten bu AK Parti insanları hasta etmiş şeklinde bir algı oluşturulabilir. Ne ne atıyor bunun arkasında? Siz rakamları çıkarttınız, ben rakamlara bakabilme imkanım da olmadı çünkü her gün, her yıl tekrarlanan yalanlar bunlar. Hiç utanma, sıkılmaları da yok. Geçen seneki rakamlara insanlar internet üzerinden bakarlar. Yalanımız ortaya çıkar. Geçen sene de benzer yalanı atmıştık. Kredi kartları borca düştü efendim işte elektrikler kesildi, doğalgaz kesildi şeklindeki klasik yalanlar. İntihar sezonu bitiyor. Kimsenin canına kıymasını hiç asla tasvip etmem. Hiçbir şekilde alaya alıcı veyahut da böyle espri konusu yapacak böyle argüman kullanmak istemem. Ama bir gün intiharlar üzerinden gidiyorlar. Efendim arsenik intiharları, arsenik. Antalya'da, İstanbul'da üç kişi, İstanbul'da bilmem şurada iki kişi akın akın insanlar intihar ediyorlar. Ne oldu? Durdu mu? Bitti mi intiharlar yani, şimdi? Aynı sayıda devam ediyor aslında intiharlar. Belli bir seviyesi var onun maalesef. Ama batıya kıyasla baktığınız zaman o intihar seviyesi Türkiye'de çok daha düşük. Ama bunların zaman zaman medyanın krizi geliyor. İntiharları öne çıkartıyorlar. İşte evine ekmek götüremeyen şu kişi intihar etti. Bakıyorsunuz 3 yıldır şizofreni tedavisi görüyormuş kişi. Geliyorlar evine ekmek götüremediği için. Çocuğuna süt veremediği için kendini asan kadından Bursa'da bahsediyorlardı. Süt süt çocuğuna süt veremediği için dediler. Peki o günden bu yana en az iki yıl geçti, üç yıl geçti. Bir süt sorunu diye bir şey var mı? Ama sakın Ekrem İmamoğlu geldi İstanbul'da süt sorununu çözdü, ailelere süt yardımı yapıyor falan demesinler. Ben hiçbir yerde görmüyorum. Ne iş yerinin yakınlarında küçük çekmecede ne de evimin olduğu bölgede herhangi bir şekilde kimseye bir süt yardımı falan yapıldığını duymadım, görmüyorum. Ama Beşiktaş'ta lüks bir semtte yani Boğaz'a nazır bir semtte o kumanya yardımlarının götürüldüğüne dair bilgiler paylaşılmıştı evvelki aylarda. Şimdi bu elektrik ve doğal, konu, doğal gaz konusundaki kesinti e, bilgisine de şu açıdan da bir yaklaşmamız lazım. Evvelki dönemlerde elektriğinizi, borcunuzu ödemediğiniz zaman 3 ay, 5 ay, 6 ay birikirdi bundan 7-8 yıl 10 yıl kadar öncesinde devlette olduğu zaman artık öyle bir birikir ki ben kendim yaşamışımdır. İş yerimin ta 1980'li yıllarda 89'a kadar kiracısı olduğum küçük bir avukatlık yazıhanesi vardı. Ayrılmışım 93'te 92'de. 2000 10 yılında bana 2008 yılında efendim buranın şu kadar elektrik borcu varmış. Ne zamanın kardeşim varsa benim ayrıldığım tarihe kadar ki bir borç varsa ödeyelim. Ben tıkır tıkır ödediğimi hatırlıyorum. Efendim işte 4 sene evvelki borç. E i̇yi de ben ayrıladım 10 sene olmuş kardeşim. E biz bilmiyoruz buradaki kayıtlarda böyle görünüyor. Dolayısıyla 4 senelik borç birikiyor. 4 senelik biriken borcu bir de eskiye en eski kiracısından almaya kalkışan bir sistem. Garip bir sistem. Şimdi ne oluyor? Şimdi bir, kim oturuyorsa kardeşim anında geliyor tespitlerini yapıyorlar. İkametgah kayıtlarıyla bakıyorlar. Kim oturuyorsa onun üzerine olacak elektrik. Bir. İki. Bir ay ödemedin. Kısa bir süreleri var. İhtar yolluyorlar. Mail üzerinden, şunun üzerinden, bunun üzerinden. Eğer gene ödenmediyse geliyor anında kesiyor elektriği. Öyle 6 aylık, 8 aylık elektrik borcu biriktirme diye bir şey yok. Kesiyor ama eski dönemlerde kesildiği zaman açtırmak için bir kere parayı yatırmak için 3 gün harcıyordunuz. Bir de yatırdığınız paradan sonra da açtırmak için gelecek olan memurun elektriği tekrar size vermesi için iki gün, üç gün uğraşıyordunuz. Tabii gidiyordunuz tekrar. Bir haftalık olay. Elektriğiniz kesildi mi bir hafta elektriksiz kaldınız. Kesildiği zaman kesilmesini dert etmiyordunuz artık. Nasıl açtıracağımın açtıracağım. peşindeydiniz. Şimdi dakikalarla oluyor bu iş. Oturduğunuz yerden borcunuzu unutmuş olabilirsiniz. Şu olabilir, bu olabilir. Ödüyorsunuz. Hemen iki dakika sonrasında da ilgili memur gerekli işlemi yapıp elektriğinizi veriyor. Burada dar gelirli insanlar var mıdır? Devlet daha iki yıl önce 75 liraya kadar elektrik sarfiyatını ben üstleniyorum dedi. Bir 100 liraya çıkarttılar herhalde yakın tarihte. Şimdi başka başka imkanlar da verildi. Bu imkanlar çerçevesinde yine ödeyemeyen varsa işte Fakfuk Fon diye eski bildiğimiz ismiyle değişik imkanlar var. O imkanlar hayata geçirildiği zaman kıyameti kopartıyorlar. Vay efendim işte sadaka kültürünü hayata geçiriyorlar. E kardeşim adamın yoksa bir geliri sadaka kültürü demek ne demek? Veriyor. Devlet veriyor bunu. Devlet sosyal devlet olma ilkesi gereği. Diyor ki eğer benim bir vatandaşımın evinde elektrik kesikse bu da keyfilikten değil de gerçekten ödeme gücü olmamasından kaynaklanıyorsa devlet olarak biz bunu bir şekilde üstlenmek zorundayız deyip çözüyorlar. Sonuç elektrik olsun, doğalgaz olsun. İsteyen izleyicimiz şöyle akşam saat doğalgazı belki anlayamazlar ama öyle e Kirli hava falan filan vermiyor artık doğalgaz gaz. Ee, ama elektrik noktasında kaç kişinin elektriği kesiliyor? Şöyle bir akşam saat 8'den 9'dan sonra etraflarına bir baksınlar. İkametgahlarda lambası yanmayan ev var mı yok mu? Böyle 3 milyon 4 milyon falan ya, filan numarası şu, var mı doğru mu değil mi? Şu istatistiğe bakıyorsunuz bu ne? Mesela sabah faturayı yatırmamışsınız kesilmiş öğlen fatura şey faturayı yatırmışsınız gelmiş artı bir bir başkası işte ne derler ona e, kart otomatik anladım, ödemeyi anladım. iptal etmiş Herkesin yatır, artı iki gelebilir. şimdi bu bunu totalını şuna yoktur. sanki ödeme gücü yokmuş, yokmuş da. gibi e şimdi Öden söyleyelim işte. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı. Faturalarını yatırmadılar. Geçen hafta elektrikleri kesildi. Sonra koşa koşa ellerine bir çuval para alıp, e, bozuk para alıp, sanki hani oradaki memuru rahatsız ettiklerinde enerjiyi satın aldıkları kurumu rahatsız ediyorlarmış gibi götürüp para bozuk paralarla ödediler elektrikleri geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi faturalarınızı ödemeyin diyordu. Şu Sözcü şeyde var Kadıköy'de, Moda, bilmem tiyatro salonu O da bugünlerde ödemiyorlar. O da Cumhuriyet'te dedikler. o da var o da. Rezalet. Evet. Mum ışığında tiyatro oynandı. Ya siz yatırmadığınız için oynandı o mum ışığında. Yatırsaydınız. Filmleri mi? ne yapıyorlarmış peki? Filmleri de hikaye. mum ışığında mı oynatıyorlarmış? Mumla mı oynatıyorlarmış bunları? Hikaye. Filmleri? Ama her yıl benzeri rakamlar olmuş. Hatta daha fazla. O zaman şimdi arkadaşlar verin o 2019'un tablosunu. Evrensel Gazetesi de Cumhuriyet Gazetesi'ninkiydi. Şimdi o rakamları baz alacak olursak bu sene ne demiş? 4,5 milyon kişinin totalda elektriği de doğalgazı kesilmiş. 3,4 milyona elektrik. Gerisi doğalgaz diyor. Şimdi bu şeyinki e, Evrensel'inki 2019 4 milyon abonenin elektriği kesmiş. O zaman bu sakat mantıktan, bu hasta mantığın tam tersini yapacak olursak şöyle söylememiz gerekecek. AK Parti iktidarı 2022 senesinde öyle müreffeh bir hayat sunmuş ki insanlara bakın 4 milyondan 3.4 milyona geri demiş. Yani işsizlik de azalmış, elektrik fiyatları da bunu görmüyor. Ya da bir tablosu var Ali Bey bakın. Tabloda diyor ki elektrik fiyatlarının artışından bahsediyor. Şimdi arkadaşlar Almanya'daki rakamı da versinler görelim. Türkiye'de %47 artmış diyor elektrik fiyatı. Polonya'yı vermiş, Ukrayna'yı vermiş, Romanya'yı vermiş. Bir elle tutulur İngiltere var içinde bir de alta Sırbistan'ı vermiş. Ya bu Almanya o pasaportuna sahip olmak için bayıldıkları ülke 30 Euro'dan 97 Euro'ya yükselmiş. Yıllara ilişkin de grafik aşağıdan şöyle gitmiş. Bir anda nerelere çıkmış elektrik faturaları? Onu vermiyor ama Sırbistan'ı koyuyor buraya, Ukrayna'yı koyuyor buraya. Evet zaten yılbaşında elektriğe Türkiye'de zam gelmişti. Eylül ayında CHP milletvekili 29 Ekim'de kesinlikle zam gelecek %15 demişti. Ekim geçmişti, zam gelmemişti. Kasım geçmişti, elektriğe zam gelmemişti. Aralık ayı sonuna kadar elektriğe zam yapılmamıştı. Devlet onu sübvanse etmişti. Ancak 2022'nin ilk gününde elektriğe zam gelmişti Türkiye'de. Fakat kendileri açıklıyorlar. Bir günde Cumhuriyet Gazetesi'ndeki elektrikler kesildi şeklindeki haberin içinde var. Bu rakamlar, bu kesilme rakamları 2021'in rakamları diyorlar. E demek ki o tarihte elektriğe de zam gelmediğine göre... O yapmak istedikleri oyunla bir alakası yok. 2022'de evet bir zam geldi. Hatta önce 150 kW'a kadar düşük tarife, ondan sonrası yüksek tarife diye açıklandı konutlarda. Sonra o 220'ye, 230'a çıkartıldı. 210'a ve 230 kW'a kadar çıkartıldı. KDV indirimi yapıldı vesaire vesaire. Devlet Sürekli ne yapabiliriz diye de bunun üzerinde de çalışmalar yapıyor. Ama bir gün mantığına göre baktığınız zaman onlar kitim manşetindekini veremiyorlar. Yapılan israfları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki israfları şarkı-türkü e, muhabbetine, ki şarkı-türküyü de bir kenara bırakıyoruz, dans muhabbetine verilen 300 bin liralar, 400 bin liralar, 500 bin liraları... Haber yapamıyorlar, israfı haber yapamıyorlar, dönüyorlar elektriğe yapılan zammı eleştirmeye kalkıyorlar. Oysa verdikleri rakamların hepsi 2021 rakamları olduğuna göre elektrik zamlarıyla da bir alakası olmazlığını kendileri de kabul etmiş oluyorlar. Evet, şimdi biraz da muhalefetin adaylık hususuna dönmek lazım. Dün, önceki gün Haşim Kılıç iddiası gündemdeydi. Haşim Kılıç muhalefetin adayı olacak diyordu. Bugün de sabahta var altılı blok aday çıkmazı altılı blokta diye bir haber var. Cumhuriyet de 5. sayfasından Haşim Kılıç'a tepki göstermiş. Haşim Kılıç gibi biri nasıl AK Parti'nin şeyin Millet İttifakı'nın adayı olur şeklinde bir tepkileri var. Ne var Haşim Kılıç'ın neyini beğenmiyor da bilmiyorum yani Haşim Kılıç başörtü yasağına hakkını verelim. Tek başına Anayasa Mahkemesi'nde bu hukuka aykırı bir uygulamadır, başörtü yasağı doğru değildir diyen bir Anayasa Mahkemesi üyesi, Anayasa Mahkemesi Başkanı. Şimdi derlerse ki işte bak başörtü yasağına karşı çıktığı için Millet İttifakı'nın adayı olamaz diyoruz derse Cumhuriyet Gazetesi, e kardeşim senin ittifak ettiğin adamların zaten Temel Karamollaoğlu'nun eşi başörtülü. Ali Babacan'ın eşi başörtülü. Ahmet Davutoğlu'nun eşi başörtülü. Ve başörtü yasağına da bildiğimiz kadarıyla karşı isimler bunlar. E sen onlarla başörtü yasağı noktasında örtüşüyorsun. Hatta CHP'nin genel başkanı helalleşeceğiz, yanlış yapmışız başörtü konusunda diyorsunuz. E demek ki Haşim Kılıç sizin için bir de ikinci bir notu da vereyim. Haşim Kılıç 2014'te Twitter tartışmasıyla AK Parti ile de kavga eden bir anayasa mahkemesi başkanı. Twitter yasağı konulduğu zaman, erişim engellemesi konulduğu zaman. Çünkü ahlaksızca paylaşımlar yapılıyordu. 30 Mart 2014 mahalli seçimleri öncesiydi. Erişim engelleme kararı çıktığı zaman hemen Anayasa Mahkemesi binlerce dosyayı bir kenara itip o yapılan Twitter'a engelleme yasağı ile ilgili yapılan müracaatı inceledi ve bu yasak hak ihlalidir deyip kaldırma kararı almıştı. Haşim Kılıç da bu işin organizatörüydü. Sonrasında Haşim Kılıç'ın yaptığı açıklamalar da tıpkı Ali Babacan gibi, tıpkı Ahmet Davutoğlu'na benzer açıklamalardır. Onlar nasıl ki işte 2013'lere kadar AK Parti iyiydi de 2015'lere Tabii bu şeye göre de değişiyor. Ahmet Davutoğlu'na göre 2016. Yani tabii 2016'ya göre. <laughs> Ali Babacan'a göre de 2013-2014'e kadar gayet güzel. Kendileri ne zaman kenara itilmişlerse o tarihi baz alıp diyorlar ki o tarihe kadar AK Parti çok iyiydi. O tarihten sonra kötüleşti. Haşim Kılıç da onu söylüyor zaten. E, dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi niye Ahmet Davutoğlu'yla birlikte ittifak kuruyorlar da CHP'ye? bir şey demiyor. Ali Babacan'la kurulan ittifaka bir şey demiyor da niçin Haşim Kılıç'ın ortak Cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıkıyor anlamak mümkün değil. Ben tabii Haşim Kılıç'ı desteklediğim için bunu söylemiyorum. Haşim Kılıç öyle bir yere evrilmiş ki Akit Gazetesi'ni, Akit Gazetesi'nin yazarlarını savcılığa verecek kadar artık bambaşka bir dünyaya evrilmiş olmalı ki ben sorsam belki Haşim Kılıç'a, ya Sözcü gazetesinden kaç kişiyi savcılığa verdin diye, Cumhuriyet'ten kaç kişiyi verdin diye sorsam, e, belki bir kişi ya söyler ya söyleyemez. Ama Akit gazetesinden hem sağlık, beni, verse, hem haber olurdu. rahmetli Hasan Karakaya'yı savcılığa şikayet edip ve mahkeme aşamasında da takip edecek şekilde, aman bunlara ceza verin diye takip edecek şekilde bambaşka bir noktaya evrilmiş bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla tam arayıp bulamadıkları, AK Parti'ye yakın gibi görünen veya AK Parti'nin e, hayat felsefesine paralel bir hukukçu, Anayasa Mahkemesi Başkanı ama sonrasında geldiğimiz noktada AK Parti'ye eleştiriler getiren bir isimden bahsediyoruz. Onun için tabii kafa karışıklıkları hat safhada. Ee, soruyorsunuz Ali Babacan'a aday var mı aday? Aday seçime yaklaşınca, e seçim yaklaşınca yani ne olacak? Bir ay öncesinde, iki ay öncesinde seçim takvimi başlıyor. Siz iki ay daha farz edelim bir aday üzerinde. ...paçavraya çevirmesinler diyor. E, tabii temel beyinde. nereden alıp getiriyorlarsa adayı. Tabii. Nasıl bir ortamda? Temel Bey'in iddiası, savunması da o. Paçavraya çevirirler. Onun için mümkün olduğunca en geç bir tarihte açıklamamız lazım diyor. E soruyorsunuz siz Millet İttifakı'nın içinde misiniz? Yok biz Millet İttifakı'nın içinde değiliz. O zaman sana ne? Millet İttifakı'nın belirleyici adayın paçavraya çevrilip çevrilmemesi noktasında niye savunma geliştiriyorsun? Tabii oraya da bir cevap veremiyorlar. Ahmet Davutoğlu'na soruyorsunuz işte bizim sürecimiz henüz daha olgunlaşmadı diye cevap veriyor geliyorsunuz geliyorsunuz. Kişiler, partiler güya parlamenter sistemi değiştirmek üzere bir araya gelen bu altılı ittifak Cumhurbaşkanı adayınız. Tamam mı diyorsunuz? Yok. Peki Cumhurbaşkanının sizin getireceğiniz parlamenter sistemde nasıl seçilecek? Onu belirlediniz mi diyorsunuz? Yok onu da belirlemedik diyorlar. Peki neyi belirlediniz? Erdoğan'ı devirmeyi belirledik. Erdoğan devrildikten sonra ne olacak? E orası bilinmez muamma bir konu. Eğer böyle bir kaos ortamını arzu eden muhafazakar insanlar varsa tabii Millet İttifakı'nda yana tercihlerini kullanacaklar. Öyle demeyin ama Milli Gazete diyor komisyon kurmuşlar altı parti. He. Evet. Şurada komisyon kurmuşlar. Demişler ki hani siz neyi belirliyor diyorsunuz ya da dediniz ya Temel Karamoğluoğlu siz ittifakın içinde misiniz? Hayır değiliz. Altı parti komisyon kurmuşlar. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş planının yol haritasını çalışacakmış daha o komisyon. O Millet İttifakı'nın içinde olmaksızın parlamenter sisteme geçiş iradesi olarak tanımlıyor Temel Bey. Bizim Millet, İttifak... Millet İttifakı'nın da vaadi o. Parlamenter evet, sisteme o, geçiş. E ama yani öyle bir çıkmaza düşüyorlar ki Millet İttifakı nedir? E i̇şte 2018 seçimlerinde Millet İttifakı'nın içerisinde CHP vardı, İYİ Parti vardı, Saadet Partisi vardı. Saadet Partisi'ye işte biz o seçimde ittifak yaptık, ondan sonra serbestiz. Yeni seçim tarihine yakın günlerde bakarız. Ama parlamenter sisteme geçiş noktasında bu altı partiyle birlikte hareket ediyoruz diyorlar. E Muharrem İnce nerede o zaman? O da şeyi savunuyor parlamenter sistemi savunuyor. E olmaz. Fatih Erbakan da yani benzer görüşler. Erdoğan gitsin, bir başkası gelsin dese de Fatih Erbakan. Daha başka başka isimler de var tabii. CHP'den istifa eden bir sürü isim var. Tayyip Erdoğan devrilsin diyenler var ama onları burada göremiyorsunuz. İyi Parti'den ayrılanlar var. Mesela Ümit Özdağ var. Zafer Partisi'ni kurdu. Hadi bakayım alsınlar da göreyim bu altılı partinin arasına. Yok. Kendi egolarını Şişiriyorlar, şişiriyorlar. Kendi kendilerini tatmin edecek şekilde. Mesela Saadet Partisi kendisinden ayrılan yeniden Refah Partisi'ni asla bu birliktelik içinde görmek istemez. Abi, çoluk çocuk diyor bir de. Yani çoluk çocuk da der. bir yandan der ki siyasi iradeyi işte e, arzu edilen noktaya taşıyacak. Ondan sonra bir siyasi partiye kalkıyor. Çoluk çocuktu bilmem neydi diye. 45 yaşındaki adamlara çoluk çocuğu. E senin yanındaki şu an Demokrat Parti'nin genel başkanının yaşı kaç? Fatih Erbakan'ın arasındaki yaş farkını söyle de biz de bilelim ki anlayalım senin e, kriterini. Kriteri nedir? Ölçün nedir? Yaş ölçün nedir? Ama işte İyi Parti Zafer Partisi'nin oraya gelmesini kesinlikle istemez. E, CHP'de CHP de İnce'nin partisinin oraya gelmesini istemez. Öztürk Yılmaz'ın Oraya gelmesini kesinlikle istemez. Kendi egolarını bu şekilde tatmin ediyorlar ama öbür taraftan da kalkıyorlar. Öyle bir anlatım yapıyorlar ki dersin ki bütün her şeylerini feda edecek şekilde ülkenin geleceği için biz siyasi hesaplarımızın hepsini bir kenara bıraktık gibi bir algı oluşturmaya da çalışıyorlar. Evet, şimdi reklama gidelim. Döndükten sonra aslında içlerinde nasıl bir savaş olduğunu da ortaya koyan bir şey var. Şimdi bu karar Birinci sayfasında aday Toto muhalefeti tahrip eder diyor ama bir yeri gizlemiş. Gültekin Bey'in bir açıklamasını gizlemiş. Temel Bey'in Oyunuz kadar konuşun e, konusuna muhatap olan Gültekin Bey'in açıklamasını gizlemiş. O açıklama aslında içeride bakın neler döndüğünü de az buçuk ortaya koyuyor. Reklamdan sonra devam edin. devam ediyoruz. Tam bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Hiç sorun yok aralarında. Öyle başkan adayı ya da herhangi bir şey gibi de görünüyor. Diyorlar. E, Takvim ediyorlar öyle. Tabii. Ama içte nasıl bir kazan kaynıyor. Bakın nasıl ustaca da gizleniyor. AK Parti iktidarında oturdukları koltuklarda tırnak içerisinde yan gelip yata ama o koltuklardan yan gelip yattıkları için alınan arkadaşlar daha sonrasında öyle cevval çalışmaya başladı ki bakın gazeteciliğin nasıl ustalığını sergiliyorlar. Aday Toto muhalefeti tahrip eder diyor. Kim demiş? Gültekin Uysal demiş. Muhalefetin aday üzerinden kamuoyunda yürütülen, muhalefetin adayı üzerinden kamuoyunda yürütülen tartışmalara son tepki DP liderinden geldi. Gültekin Uysal muhaliflik kisvesi altında toplumsal muhalefetin enerjisi tahrip ediliyor. Bilinçli bir şekilde yürütülen aday toto dikkate alınmamalı demiş. Şu Haşim Kılıç mevzusundan sonra. Ama bakın iç kısımda ne demiş Gültekin Bey? Orayı gizlemişler. İç kısımda demiş ki Gültekin Bey. Milletin adayından milletin Milletin Millet ittifakının adayından 3 beklentisi var demiş. Aday böyle şekillenmeli demiş. İç kısmın orta tarafına. Şimdi arkadaşlar verebiliyorsa o bölümü de versinler. 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğu sorumluluğa ortak olmamış olmak. Yani Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, o masada oturanlar hemen siz aslında hiç yeriniz yok diyor. %0.1 söylüyor bunu o masada. Diyor ki 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğu sorumluluğa ortak olmamış olmak. Seçilebilirlik şimdi Temel Bey'le Meral Hanım'ı da masanın dışına atıyor. Çünkü mevcut oy oranları zaten ortada. Diyor ki 20 yıllık AKP tarafından devri sabık muamelesine maruz kalan devleti kurucu bir ruhla yeniden tesis etmesi diye de cümleyi bitiriyor. Ama şey yok. Birinci sayfasında bakıyorsunuz yok. Ondan sonra Yeni Asya'ya konuşmuş. Yine birinci sayfasında şeye ortak olmak AK Parti dönemine ortak olmak yani Ali Babacan ve şeye e, Ahmet Davutoğlu'na kapıyı komple kapatmak yok. Onları ustaca gizlemişler. İttifak diyorlar ama ittifak mı yoksa e, kendi aralarında çatışan altı parti mi? Bir de 7. partileri var tabii. Ama önemli olan şey şu. Şunun şurasında seçime bir yıl hikaye gibi bir zaman kaldı. Siz Öyle bir güçlü isim ortaya çıkartmanız lazım ki o güçlü isim 6 partinin, 7. partinin de desteğini alması ve AK Parti'nin içerisinden de tabanından da oy alabiliyorsa alması gerekir. Fakat öyle bir aday çıkartamıyorlar. Biz seçim yaklaştığı zaman bunu açıklayacağız diyorlar. Benim de aklıma şu geliyor, bir kere belirleyeceğiz demiyorlar. Birçok 6 partinin içerisindeki genel başkanlara bakın. Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı, Babacan da Davutoğlu da hep ifadeleri seçime yakın açıklayacağız diyorlar. O zaman ben şunu soruyorum. Acaba kendi aralarında belirlediler veyahut da birisi belirledi. Bir üst akıl belirledi. Bunlara seçime 3 ay kala onu açıklamak mı düşecek? Bunu aydınlığa kavuşturmaları lazım. Yoksa biz kimi aday gösterirsek halk mecburdur ona gidip oy verecek şeklindeki bir bakış açısıyla e, siyaset yapmaya kalkarlarsa hüsrana uğrarlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatırlayın 2009 mahalli seçimlerinde İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayıydı. Ama İstanbul'da oy kullanamadı. Böyle bir çapaçul politika sergilediler. Neymiş? İkametini Ankara'da unutmuş. Dolayısıyla Ankara'da oy kullanması gerekiyor. Efendim işte milletvekili olduğu için burada da kullanırdı, kullanmazdı tartışmaları. Neler neler ne kıyamet. Ama bu neyi gösteriyor? Adamların ilkesizliklerini, prensip sahibi olmadıklarını, siyaseti ellerinin ucuyla tuttuklarını... Türkiye'nin sorunlarına da benzer şekilde yaklaşacaklarını bize gösteriyor. Allah korusun bunlar eğer e, bunlara kalacak olursa Türkiye'nin hali bir kaos ortamına düşürmüş olurlar. <laughs> Son bir ayda, iki ayda, üç ayda açıklanacak bir e, cumhurbaşkanı adayının Türkiye'yi karanlığa götüreceği tahminini yapmak zor olmasa gerek. Hele hele bir de. İşte bakıyorsunuz İyi Parti'ye şu 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 isimler FETÖ ile bağlantılı diyorsunuz. Bir de bir danışman daha ilave ediyorlar. Bak bu da. Ya siz kalkıyorsunuz Tarım Bakanlığı'ndaki bir ismin 2013 öncesi yani 17-25 Aralık'tan öncesindeki bir fotoğrafını getirip 17-25 Aralık sonrasında nasıl o FETÖ aleyhinde mücadele verdiğini gizleyip algı oluşturuyorsunuz. Ama <laughs> kendiniz 2013-17-25 Aralık operasyonundan sonra dahi FETÖ'nün gazetelerinde yazı kalemi alan ve o grubu savunan adamları kendinize danışman olarak daha yeni yeni atamaya devam ediyorsunuz. E bu durumda da benim aklıma acaba işte o üst akıl Cumhurbaşkanı adayı olarak şu ismi göstereceksiniz dediği anda ona mecbur mu kalacaklar? Bakın Aydınlık 11. sayfasında Tarık Toros firari Fetön'ün TSK imamıydı herhalde öyle adlandırılıyordu firari. Tarık Toros İmamoğlu'nu önermiş. Mansur Yavaş hiçbir şey yapmadan böyle isminin sürekli zikredilmesi ilginç demiş. İmamoğlu'na CHP'ye 3 öneri demiş. İmamoğlu'nun isminde odaklanın demiş. Siz de dediniz ya şimdi. Ee, aday belirleyeceğiz demiyorlar. Aday açıklayacağız diyorlar. Bir üst takıl var. Bir aday açıklayacak. Bunlar da o adaya yönlenecek. İşte FETÖ'cüler demiş ki İmamoğlu'nu öneriyoruz. Tabii FET İmamoğlu'nun bundan haberi var mı? ayrı bir tartışmanın konusu ama ya onlarla birlikte hareket ediyor demek istemiyorum ama FETÖ'cülerin gönlündeki aday bir üst takıl diyor ki o aday olsun. Ekrem İmamoğlu'nun da haberi var ki işte Saadet Partisi'nin iftar yemeğine katılıyor. Orada boy gösteriyor. Saadet Partililer de onu davet ediyorlar baş köşede ağırlıyorlar. Sadece onu değil, onun adamlarını da Temel Karamollaoğlu'nun e, oturduğu masaya <laughs> oturtuyorlar. E bu çerçevede de ben soruyorum Saadet Partisi'ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde o Ekrem İmamoğlu'nu iftar yemeğinde oturtturduğunuza göre Akit'in manşetinde daha evvelden de vardı tabii iftar yemeği şimdi İki gün önceki yemektir diye bana karşı cevap geliştirmesinler. Evvelden de söyledik. E bugünkü manşetimizde de var. Şu, 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 şu şarkıcılara ki bunların hemen hemen tamamı muhafazakar karşıtı insanlar, din, iman karşıtı söylemleriyle biliniyor. Kimisi kurban ibadetine laf söylemeye kalkışıyor. Bir başkası başörtüye laf söylemeye kalkışıyor. Bu isimlere yüz binlerce lira veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi cebinden değil bakın İstanbul'un kasasından veriyor. Yani toplu ulaşıma biz yüzde elli zam yapmazsak batarız diyen Ekrem İmamoğlu zar zor yüzde kırk zammak razı olma durumuna gelen Ekrem İmamoğlu burada işte Metin Uca'ya şu kadar bin lira vermeyi hiç ee, önemli değil. Bizim prestijimiz bu diyor. Filomenke dansı için bilmem daha yurt dışından bayanlara 400 bin lira para vermeyi bizim için prestijdir o diyor. Dolayısıyla bunları bir bütün olarak eğer Saadet Partisi kabullendiyse bunlar normal işlerdir diyorlarsa herhangi bir şekilde biz bunlarda sorun yok öyle bakıyoruz diyorlarsa e Cumhurbaşkanı adayı olarak da Ekrem İmamoğlu'nu gösterebilirler. E bir başkası da işte Zafer Partisi'ndeki isim de çıkar. Biz iktidara yürüyoruz, iktidara yürüyoruz diye çıkar milletin karşısına. Ümit mi? Ondan sonra evet. senin adayın, partinin adayı yok mu ki gidiyorsun CHP'den bir ismi aday olarak gösteriyorsun? CHP'li diyorum ama tereddüt de ediyorum. CHP'li CHP miydi, İyi Partili miydi, eski MHP'li miydi? Yoksa işte hepsi bir arada mıydı? Dolayısıyla böyle bir ismi aday gösteriyor. CHP Genel Başkanı da sanki %0.0 oy alması muhtemel bir parti değil de %20, %25 oy alması muhtemel. Evvelki seçimlerde de almış olan bir partinin genel başkanı sanki Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayımızdır bizim diye bir açıklama yapmışçasına bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Zafer Partisi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki bir partinin CHP'li bir ismi cumhurbaşkanı adayı göstermesi övünç kaynağımızdır diyor. Ama içeriden de hop oturup hop kalkıyor. Şimdi Mansur Yavaş etrafında eğer bir kıpırdanma olursa biz bu işi nasıl hallederiz diye. Çünkü onların önüne belki de başka bir isim konulmuş olabilir bu kavgalar içerisinde ama önemli olan şey de şu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının kaybedilmesine üzüldük. Ankara'nın CHP'ye geçmesine üzüldük ama her şerde bir hayır vardır. Bugün itibariyle gayet rahat bir şekilde diyebiliyoruz ki ya kardeşim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti iktidarının Cumhur İttifakı'nın karşısında bir söylem geliştiriyorsunuz. Şunu yapamıyorsunuz, bunu yapamıyorsunuz diye bir eleştiri getiriyorsunuz. Biz de diyoruz ki ya böyle bir salgın döneminde siz olsanız ne yapardınız ki? Veya salgın döneminden sonra Rusya Ukrayna savaşı gibi devasa bir savaş çıktığında siz olsanız Cumhurbaşkanı koltuğunda ne yapabilirdiniz ki diyoruz. Biz çok şeyler yapardık diyorlar. E, o noktada bize karşı bir argümanımız elimizde var. Diyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ne yaptınız siz? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ne yaptınız ki? Cumhurbaşkanlığı ya. koltuğunda da olduğunuz zaman yapasınız. Tam da siz onu söylüyorsunuz da adam şeyle görüşmüşler. Hapiste olursam bir aday lehine çekilebilirim demiş Selahattin Demirtaş. Bakın nasıl izah ediyor İstanbul'daki beceriksizliği. İslam'ı hem adayını da aslında hani dedik ya FETÖ'cüler şey Ekrem İmamoğlu'na aday istiyor. Şey de teknik olarak PKK soruşturmasından aslında şu an cezaevinde değil mi? Yani PKK'ya yardım yataklık ya da türevi terör soruşturmasından. Onlar da bakın İmamoğlu'nu gösteriyor ama gösterirken de ne diyor? Diyor ki tüm imkansızlıklara ve engel olma girişimlerine rağmen iyi bir performans çıkaran İmamoğlu. Yani siz diyorsunuz ya İstanbul ve Ankara'nın hali ortada. Hani buyurun ne yaptığınızı gösterin. Adamlar yok. Adam cezaevinden görmüş şeyi. İstanbul'da muazzam bütün engelleme girişimlerine rağmen muazzam bir performans çizdiğini İmamoğlu'nun. Evet böyle bir algı operasyonu yürütüyorlar. Diyarbakır'da tabii eğer Ekrem İmamoğlu iki kere Diyarbakır'a gider son 3 yıl içerisinde oradaki Diyarbakır annelerini ziyaret etmezse ama PKK yandaşlarını gidip ziyaret ederse Selahattin Demirtaş da haliyle çıkacak. Ekrem İmamoğlu'nun başarılı bir performans sergilediğini söyleyecek. Ekrem Bey'i takip etmeye çalışıyorum. Tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet ediyor. Başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklamaya gayret ediyor. Anadolu'da da toplumsal karşılığı olduğunu görebiliyorum. Özel olarak isim sorduğunuz için de bunu belirtiyorum. Yoksa adaylık konusunda Millet İttifakı kendi kararını verecek. Engelleme diyorlar. Bunu da bir şehir efsanesi haline getirdiler. Ne de engelliyor AK Parti? Flemenko'da. acaba? i̇şte Flamenco da engelleyemiyor ki alıyor parayı veriyor ama AK Partili meclis üyeleri toplu ulaşıma yüzde açtı kapıyı, 50'ye devam etti. AK Partili meclis üyeleri engelliyorlar. Diyorlar ki ya yüzde 60 da 50 de çok olur diyor. Yüzde 40 bari olsun diye o noktada engelliyorlar. Veyahut da işte suya zam yapmak istiyor iki günde bir Ekrem İmamoğlu. Yüzde yetmişle açıyor kapıyı. AK Partililer de diyorlar ki ya yüzde yetmiş çoktur, yüzde otuz olsun, yüzde yirmi dokuz olsun diyorlar. O şekliyle engelliyorlar. Yoksa Ekrem İmamoğlu işte Akit'in yine manşetini hatırlatacağım. Metin Uca gibi bir adama yani silinip süpürülmüş gitmiş artık. ...toplum nezdinde üç kuruşluk kredisi kalmamış bir adam. Bir zamanlar televizyonlarda kendilerinin televizyonlarında sabah programlarına çıkan bir isim. 45 bin ama, lira vermişler ama. E işte 45 bin ne yapmış, veriyorsunuz. Bin siz bilmiyorum. milletin parasını aktarıyorsunuz oraya ama dönüyorsunuz sonra Saadet Partisi'nin iftarına gelip... O Metin Hoca'nın küfrettiği dindarlarla birlikte masada oturabiliyorsunuz. O dindarlar da sen Metin Hoca'yı çağırıyorsun programlarına demiyor ama işte sorun orada. Demiyorlar. E ama biz de hatırlatamıyoruz belki. Yeterince bire bire bir bir çalışmayla belki AK Partililer de çıkıp o Saadet Partisi tabanına bakın sizin iftarda ağırladığınız kişi kimlerle ne para alışverişleri yapıyor? E, nerede bir dindar insana hakaret eden kişi varsa Şevval Samun'dan başlayın. Yok Atenasıymış, yok Tuna Kiremitçisiymiş vesaireymiş. Nerede dindarlarla bir mesafesi olan adam varsa onları getirmiş, onlara para aktarımında bulunuyor. Ama dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Gene Baltanın sapı bizden noktasına gelip kilitleniyorsunuz İnşallah o muhafazakar seçmenlerde. Bu dakikadan sonra en azından İstanbul'daki Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını önlerine koyup Ankara'da Mansur Yavaş'ın yüzlerce işçiyi nasıl kapının önüne koyduğunu gözlerinin önüne getirip bundan sonraki süreçte ya kardeşim bunların yaptıkları ortada zaten. Yaptıkları ortadayken bunları Cumhurbaşkanı olarak seçtiğimiz takdirde ne yapacaklar ki? Saadet Partisi ölümüne İstanbul Sözleşmesi'ne hayır diyor. Çok önemli diyor. Aile diyor. Sonra geliyor İstanbul Sözleşmesi'ni bir kenara bırakın. İstanbul Sözleşmesi'ni hemen iktidara geldiğimizin haftasında tekrar imzalayacağız diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemini bir kenara bırakın. Ekrem İmamoğlu'ndan vereceğim örneği. Ekrem İmamoğlu toplum henüz eşcinsel evliliğe hazır değil. Biz o hazırlığı yapmakla görevliyiz. Üzerimize düşenleri yapacağız diyor. Şimdi bunu söyleyen bir adamı kalkıp nasıl bir iftar yemeğine çağırabiliyorsunuz siz? Nasıl orada baş köşede ağırlayabiliyorsunuz? Efendim hatadır hepimiz hata yapıyor. Ya tamam. Peki bugüne kadar olanların hepsini silelim. Bunların hepsini bireysel, küçük, dönülen tevbe edilen hatalar olarak görelim. Bugünden sonra var mı Saadet Partisi'nin yöneticileri benle iddialaşmaya? Bugünden sonra Ekrem İmamoğlu'nun ben kendilerine dini noktada, itikadi noktada hiçbir Saadet Partili'nin kabul etmeyeceği uygulamalarını göstereceğim. Bugünden sonra göstereceğim. Bugünden sonra hayata geçirdiği uygulamalardan somut örnek vereceğim. Bugünden sonrakiler için diyebilirler mi ki bir tane olursa biz itikadımızı e, hiçbir şekilde zarara uğratmak istemeyiz. Dolayısıyla bu dakikadan sonra eğer bir örnek getirirseniz biz de Ekrem İmamoğlu'yla aramızda bir mesafe koyarız diyebiliyorlarsa ben de onlarla aynı düşüncedeyim ama diyemezler çünkü bugüne kadar ki bütün yapılanları hepsini bir şekilde tolere ettiler baş köşede ağırlıyorlar. Kendileri sadece Ekrem İmamoğlu da değil, yani dindarlar aleyhine çok ağır laflar söylemiş olan, işte laiklikti şuydu buydu, laik eğitim vesaire noktasında sözler sarf eden bir de yardımcısı mıdır nedir? Onu da aynı masada oturtturabiliyorlar. Bakıyorum ben Temel Karamoğluoğlu'nun masasında oturanlara, 30 yıllık gazeteciyim. Milli görüşün içerisindeki Erbakan hocaydı vesairedi, Recai Kutan'dan başlayın, Ahmet Tekdal'dan. Hepsini biliyoruz, tanıyoruz. Şimdi ben Temel Karamollaoğlu'nun masasında oturan 3 kişiyi sayamadım. Oturduğu, oturtturduğu, masasına oturtturduğu adamlar kimler? Ben saydım. Çıksınlar. Siz öyle söylüyorsunuz ama... Ben Bugünkü gazetede yok zaten. Dünkü gazetede e, var. Yok o kararda, bir kararda gördüm. gördüm var ha, kararda gördüm. Kararda gördüm. <laughs> Bakın e, şu arkası dönük Nevzat Çiçek. Evet Nevzat Ondan Çiçek. Sonra... Halk TV'de iki gün önce. şu Neden solda... bahsediyor? Bir dakika bir dakika ah. acele etme. <laughs> Nevzat Çiçek sen söyledin ben de anlatayım Halk Nevzat Çiçek'in yediği haltları. Halk TV'ye çıkmış. İsmail Saymaz onun karşısına geçmiş. Kur'an kurslarındaki yani 3 milyon öğrencisi varsa bir tane Kur'an kursunda ne olduğu belirsiz bir tekil olay üzerinden pireyi deve yapıp oturup orada efendim Kur'an kursları ne yapalım peki? Kur'an kurslarını kapatalım öyle mi? Peki bale kurslarında <laughs> benzer olayları On tane 20 tane göstereyim ben size. Bale kurslarını kapatacak mısınız? Yok. Bir kişi kalkıp konuşacak mı? Nevzat Çiçek gidip de Halk TV'de bunu söyleyebilecek mi? Söyleyemeyecek. Ama gayet güzel. İsmail Saymaz dolduruyor. O da Rövaşata ile golü attığını zannediyor. i̇şte Kur'an kursları, Diyanet'te de falan filan. o Nevzat Çiçek'i çağırıyorlar, o tutturuyorlar. Baş köşeye Peki o Kur'an kursuna söylenen laflar ne oldu? Hak TV ekranlarında söylenilen Kur'an kursu aleyhi laflar ne oldu? Yedi mi Saadet Partisi tabanı bunu? Yememesi lazım ama inşallah bundan sonra daha dikkatli hareket ederler. İşte masada Nevzat Çiçek'i tanıdım. Akif Beki var. Evet. O Akif dönük. Bekir herhalde. Ha, sırtı evet. dönük olan onu tanıdım. Bir de Akit'in birinci sayfasında bir hanımefendi var. Soy ismi Karay Tuğ diye bitiyor. O da İBB'den 45 bin liralık bir organizasyon ücreti almış. Sanatçı kaşe ödemesi denilmiş. O da Akif Bekir'in nesi oluyor? Bilmiyorum. Eşi oluyor diye biliyorum ben. Bilmiyorum Akif Bekir bir şarkıcıyla 20 yıllık 25 yıllık eşini boşayıp bir şarkıcıyla evlenmişti. Özel hayatına kimsenin girmeyiz ama insanlar çıkıp da böyle yıllarca Tayyip Erdoğan'ın yanında dolaşıp yanında dolaşırken de Tayyip Erdoğan'ın birebir gönül bağı olan Akit gazetesiyle yan yana gelmemeye çalışan Akif peki sonrasında dönüp dolaşıp Hürriyete yazar yapıldığı zaman Tayyip Erdoğan'ın kontenjanından Hürriyete yazar yapıldı. Nasıl bir siyaset bu? deyip Tayyip Erdoğan'a Oklar atıldığı zaman o okların hepsini Tayyip Erdoğan göğsünde eritirken bir kere çıkıp da Ya Akif Bekir, bak ben bu kadar ok aldım senin yüzünden. Kalbime oklar atıldı. Hürriyete yazar yaptı kendi sözcüsünü diye. Ne belden aşağıya Ay laflar edildi, iftiralar atıldı. E sonra ne oldu Akif Bekir? Şimdi sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan şöyle kötü, Tayyip Erdoğan böyle kötü. İyi de kardeş, Tayyip Erdoğan'la 24 saat bir dönem beraber olan sendin ya. Biz değildik ki. Sendin ve şimdi o dönemde bir de şöyle bir algı oluşturuldu. Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğu için şu 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 makamlara geldi diye Tayyip Erdoğan'a vuruldu. Sana vurulmadı. Eğer sana da vurulduysa çık şimdi aslanlar gibi de ki Hürriyet Gazetesi'ne ben kalemimin kıvraklığıyla girdim. Aslanlar gibi yazarlık yaptım orada diyebiliyorsan de. Diyemiyorsun ama şimdi o Tayyip Erdoğan'a senin yüzünden yüzlerce binlerce hakarete maruz kalan Tayyip Erdoğan'a sabahtan akşama kadar oturuyorsun şunu da yanlış yaptı bunu da. Şimdi kötü yap. O karedeki kişi Akif Peki. Şu Akit'in manşetindeki hanımefendi Eda Karaytu İBB'den e, hastane yoluna para bulamayan, toplu ulaşıma para bulamayan İBB'den bileğinin hakkıyla sanatçı çıkmış şarkısını söylüyor, parasını alıyor denebilir. Ben de öyle düşünüyorum. Ama dediniz ya ben bilmiyorum. Ben hemen bir haber okuyayım. Akif Peki yeniden nikah masasına oturuyor. Hürriyet köşe yazarı sizde hürriyet dediniz ya o dönem yapılmış. Hürriyet köşe yazarı Akif Peki İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan Türk Sanat Müziği sanatçısı Eda Karaytu ile evleniyor. Şimdi evlendi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Şimdi Onların gazetesinde, onların diliyle konuşayım o zaman. Vay be, yandaşa peşkeş çekmişler. Yandaşa, sanatçı adı altında, onların ifadesidir bu. Sanatçı adı altında ihale peşkeş çekmişler. Ailece götürmüşler fonlaşmışlar. Der mi? Ailece götürmüşler de denebilir. Tesadüf de denebilir. Ama, evet. ama böyle bir gerçek var. Şimdi bir video var. Bir şey daha söylediniz İstanbul Ankara elinizde dediniz. Hadi yapın buyurun. Bakın İstanbul Ankara'ya geçenlerde Özgür Özel'in bir ifadesi vardı. Ne demişti? Traktör ya seçimlerde vaat etmiştiniz. Traktör vereceğiz her çiftçiye. Ya işte hoşuna gitsin diye milletin söyledik diye bir ifade var ya. Bakın bir benzerini toplu ulaşım gündemde olduğu için söylüyoruz. Ee, bir video var. Toplu ulaşımla ilgili CHP öğrencilere neler, nasıl bir kampanya yapacakmış? Seçim döneminde böyle bol keseden atmak nasıl kolaymış? Onu görelim, izleyelim o videoyu. CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Bunu sen de hak ediyorsun. Hadi hayırlısı. CHP. CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Bunu sen de hak ediyorsun. Hadi hayırlısı. CHP. Şimdi Mustafa Güngör paylaşmış. Deneyimli gazeteci. AK Parti İl Başkanlığı'nda da basından sorumlu. Bu sabah paylaşmış. Ya böyle yapıyorsunuz, yapıyordunuz. Bakın kampanyanız buydu sizin demiş. CHP'nin bütün belediyelerde toplu ulaşım öğrencilere ücretsiz olacak. Bu CHP'nin süslü vaadiydi. Yani şimdi çıksınlar. AK Parti böyle bir vaatte bulunacak olsa ve hayata da geçirememiş olsa belki neler neler söyleyecekler. İşte söz verip de yerine getirmeyen münafıklık alametidir vesaireden başlarlar. Neler neler anlatırlar. Ama ben dini literatürden kavram falan kullanmak istemiyorum. Ya çıksınlar desinler ki öğrenci. Öğrenci mi diyorsun öğrenci? Buyur. seçirdin mi kardeşim? Seçildin. Getir. Bugün itibariyle yanılmıyorsam Tevfik Göksu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Meclisi'ndeki genel başkan vekili bir öneri getireceğiz. Bu yüzde kırklık son geçen hafta toplu ulaşıma İstanbul'a gelen zamdaki yüzde kırklık zammın öğrencilere uygulanmaması noktasında bir teklifle uygulamaya geçeceğini söyledi. Oylama herhalde bugün yarın veya kaç gün içinde yapılacaksa yapılacak. Bakalım CHP'liler ne yapacaklar ama hemen kartlarını aldılar. Dün bir sosyal medyada o Cenevre'de tatil yapan, 15 gün, 20 gün boyunca İstanbul'dan uzak kalan, İstanbul'dakilerin de karla mücadele ettiği bir dönemde sanki sağdaymış gibi de oradan ahkam kesen Murat Ongun hemen e işte öğrencilerle ilgili bir şunu yaptık bunu yaptık. E tamam somut bir şey daha söylüyor AK Partililer. Diyorlar ki yüzde kırk zam yaptınız otobüs biletlerine diğerlerine metroya şuna buna. Şimdi bunlar da öğrencileri kapsam dışı bırakalım. Zam gelmemiş olsun öğrencilere. Hemen o kendi savunmasını yapıyor. Biz yaptık zaten yapılması gerekenleri diyor. Ama buradaki sözünüz çok daha, çok daha yüksek. E bu sözü veren siz değil miydiniz? Ama işte AK Partililer... Evet bir AK Parti yetkilisi veya bir çalışanı bu paylaşımı yapmış diyorsunuz ama... Yani şimdi bu öyle gizemlerde bilmem yüz yıl öncesinin arşivlerinde olan bir şey değil. AK Parti ile CHP yarıştı. AK Parti'nin vaatleri ortada. CHP'nin vaatleri ortada. Şunları çıkartıp teker teker kamuoyuna bilgilendirmeleri lazım. Her platformda Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bunların vurulması lazım. Bunlar sayesinde sanki bunlar olabilirmiş gibi bir algı oluşturarak iftiralar eşliğinde. Hani ne yapıyor adam? Elektriği kesildi diyor. 3 milyon kişinin elektriği kesildi. E benim gariban insanım ne? Oturup da onu mu araştıracak? 3 milyon kişinin elektriği kesildi mi, kesilmedi mi? Niçin kesildi? Şu an hala kesik mi? Adam öyle bir algı oluşturuyor ki 3 milyon kişinin elektriği kesildi ve şu anda elektriksiz olarak oturuyorlar. Kışın ortasında oturdular. Lambalarını yakamıyorlar. Öğrenciler ders çalışamıyorlar. Vesaire vesaire öyle bir algı oluşturuyor. Öyle bir şey ki elektrik... Sonuçta kombiniz de çalışmaz. E kombiniz de çalışmıyorsa o zaman doğalgazınız da boşa gider. E ihtiyacını da karşılayamıyorsunuz demektir. E neyle o zaman ısınacaksınız? Kışın ortasında gibi bir sürü kafada oluşan soru işaretlerine de vatandaşlar vay be AK Parti'nin yaptığı zulme bak şeklinde bir algıya kapılmış oluyor. Ama geliyorsunuz Yaptıkları taahhüt bu haydi hayırlısı Mart'ın sonu bahar e Mart'ın sonunu gördük işte 3. yılın sonu bu Dahası da var bakın ee, bir tweet var onu da verebilirse arkadaşlar ekrana Şimdi vatandaş soruyor 10 Nisan 2020 11 Nisan'da dün sormuş diyor ki gece 12'den sonra metro nasıl 15 TL oluyor diyor Gece 12'den sonra 7 küsürlük metronun tek basımı 15 liraya çıkıyormuş iki katına çıkıyormuş Neyin tarifesi bu ve neden sürekli otobüs seferleri iptal edilerek insanlar mağdur ediliyor diyor. İBB beyaz masa cevap veriyor. Diyor ki: "Merhaba. Toplu ulaşım gece seferi ücret tarifesi çift bilet olarak uygulanmaktadır. Otobüs iptali için beklediğiniz hat numarası, durak adı, istikamet bilgisi falan filan bizimle paylaşabilirsiniz." diyor. Çift bilet uygulanmaktadır diyor. Kadir Tokbaş döneminde de gece tarifesi vardı. Tek biletti. Beyefendiler çift bilete geçmişler. Bizim Ge bundan haberimiz de gece, yok. Gece gece tarifesinde ben de o konuda biraz e, İBB'nin uygulamasından yana tavır alırım. Çünkü gecenin 12'sinden sonra işte günlük iş, işlerini yapan bir çalışan kişiden ziyade işte okuluna giden, üniversitesine giden öğrencilerden ziyade e, işte mesaisi için, ekmeği için uğraşan insanlardan ziyade belki işte gezmek dolaşmak vesaire için dışarıya çıkan insanlar vardır. Ama bu tarifeyi ballandıra ballandıra iki saat 2 çift sıfıra çekiyor. Ya. Bakın şunu söylüyorlardı. Şimdi evet onda da Kendileri e, tabii gece kendil 2'de bakın gece 2'de o tarife devamı gece 2'de sonlandığında Meyhaneden çıkan şuradan çıkan buradan çıkan nasıl evine gidecek? Herkes taksiyle mi gidecek? Evet. Eğlence sektörüne darbe diyordu. Kalktılar sabaha kadar çekeceğiz bunu dediler. Sabaha kadar çektiler. O riyakarlığı söyleyelim tabii. O, o riyakarlığı yapıyorlar. Biz işte halkımızın yanındayız. Gece yarısından sonra nasıl olur? Çift tarifeydi, ek tarifeydi vesaire. Söylemini gayet güzel. Herkese bir e, tebessüm yapıyorlar ama çattırmadan da mesela ben de bilmiyordum böyle bir uygulamaları olduğunu. Yani şu an gördüm. Görünce de ya makul diyesim geldi. Çünkü taksilerde de bildiğim kadarıyla gece Kalktı. yarısı tarif edilir. Peki o da kalktıysa o kalktıktan sonra bunun koyulmuş olması da o da bir başka çelişki. Bedava yapacak adamlar. Evet. Hayır, şimdi bunu günümüze de yorumlayabiliriz. Bugün de savundukları şunu yapacağız bunu yapacağız dedikleri her şeyin perde arkası aslında öğrenciye toplu ulaşım bedava olacak yalanı gibi. Traktör vereceğiz çiftçiye ücretsiz yalanı gibi. Hepsinin perde arkı bol keseden sallıyor. Evet maalesef böyle bir riyakarlıkla karşı karşıyayız. Bizim muhafazakar insanlarımız da bunların bu sözlerine maalesef aldanıyorlar. Evet. Şimdi Cumhuriyet'in 13. sayfasında laiklik okullardan dışlanıyor. Birinci sayfasında da AK Parti Gençlik Kolları camide buluşmuş, mescitte bulunmuş, buluşmuş. Onun haberi var. Birinci sayfasında mescitte buluştular diye tepki gösteriyor. İç sayfasında 13'te de laiklik okullardan dışlanıyor. Evet, işte biraz önce Saadet Partisi'nin iftarına katılan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bahsettik. Bu da CHP'nin resmi yayın organı diyebileceğimiz gazete. Laiklik dediği zaman Nasıl bir bakış açısı? Halı gördüğü yeri, her yeri mescit olarak kabul ediyor. Olabilir, belki mescit de olabilir orası. E mescitte oturup konuşulması size niye rahatsızlık veriyor bilmiyorum. Veyahut da işte laiklik şu 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 noktalarda artık rafa kaldırılıyor diye söylediğiniz noktalarda Saadet Partisi'nin acaba görüşü ne noktada? Yoksa 1970'lerden başlayın <laughs> Refah Partisi, Milli Selamet Partisi, Fazilet Partisi noktasında başörtüyü bile bu ülkede laikliğe karşı bir mücadelenin bayrağı şeklinde tanıtan bir cumhuriyet kafası. İşte şu an başörtü için bunu söyleyemiyorlar. Çünkü artık başörtüde genel olarak toplumun tamamı başörtü yasağının bir zulüm olduğunu kabullendi, içselleştirdi. Şimdi başka başka noktaları. işte Diyanet Kur'an kursu açıyormuş. Laikliğe aykırıymış. Diyanet'in kontrolünde hafızlık eğitimi veriliyormuş. Milli eğitimin işte tevhid-tetrisatın karşısında bir sistem öngörülüyor diye ona da karşı çıkıyorlar. Dolayısıyla Saadet Partililer veyahut da milliyetçi muhafazakar olan herkesim Cumhuriyet Gazetesi'ni aslında ya bizim verdiğimiz bölümleriyle veyahut da internetten şu haberlerini görüp takip edip o mantığın hala hakim olduğunu, CHP çizgisinde hakim olduğunu görmeleri lazım. Öyle bir günde, iki günde, üç günde o kafa, o yasakçı kafa kendisini tasfiye etmez. Kemal Kılıçdaroğlu helalleşeceğiz der ama şuna bir cevap vermez. Nedir bu? bilgi veremez. Bir de şey diyor AKP'li gençlerin devlet kurumundaki etkinlikte halılı olan bir odada ayaklarında galoşta bulunmaları da dikkat çekti diyor. Evet büyük ihtimalle bir oldu bittiyle yani bazı yerlerde görüyoruz birdenbire bir toplantı yapıldığı zaman orada neresi müsait diye soruluyor. En uygun en geniş oda neresiyse oraya geçiriyor. Oraya geçirdiğinde de belki işte Galoşla geçelim. Şimdi mescitten mi rahatsızlar? Yani. Ayağa galoş giyinmesinden mi rahatsızlar? Mescitin ulviyeti ya da caminin ulviyetine bir halel geliyor böyle galoşla. Ondan mı tepki gösteriyorlar? Yani haber haberde neyi savunduğu da sadece ama özne şey mescitte buluştular. Mescitte niye buluştular? Bunların bir kafalarında böyle belli bayraklar var. Layıklık. Anla sen diyor. Layıklıkta bir siperi daha kaybediyoruz diyor. Ama içerikte ne var? İçerikte hiçbir şey olmaz. O laiklik deyince hemen o kesimi ayaklandırmış oluyor. Mescit diyor. Mescide hemen mesafeli olanlar, hayatında mescide gitmeyenler hemen zıplıyor yerinden. Vay AK Parti gençlik ve mescit vay diyor. Halı diyor. Halı işte devlet dairelerinde halı mescide atıf demektir. Mescide atıf olduğu için de halıyı hemen ön plana çıkartıyor. Bu noktada bu CHP kafasının bir türlü bu hareket noktasını değiştirmeyeceği ortada. Ama Kemal Kılıçdaroğlu işte helalleşeceğiz vesaire derken çıksın Cumhuriyet Gazetesi'nin şu haberlerine de iki çift laf etsin grup toplantısında yarın yapacaktır, çarşamba günü yapacaktır. Grup toplantısında çıkıp söylesin desin ki ya böyle mescitti, bilmem halıydı vesaireydi, galoştu bunun üzerinden de haber yapılması veyahut da basın özgürlüğü adı altında bunlar üzerinden siyaset yapılması yanlıştır diyebiliyorsa buyursun desin. Onu demediği müddetçe o helalleşeceğiz falan şeklindeki sözlerin hepsi çöplük sözlerdir. Evet. Turgut Kazan. Dosyanın katillere verilmesi ayıptır. Hafta sonuna denk geldi. Cuma günü biz de konuşmuştuk Cemal Kaşıkçı dosyasını ilişkin ama Cumartesi günü gazetelerin manşetlerindeydi hafta sonu. Dosyanın katillere verilmesi ayıptır. Hukukçu Turgut Kazan sözcüye konuştu. Kazan İstanbul'da öldürülen Cemal Kaşıkçı dosyanın Suudi Arabistan'a verilmesine tepkili. Yapılanın ayıp olduğunu söyleyen kazan, suç yeri burası. Suçladığınız kişi dosyayı vereceğiniz ülkenin en kuvvetli ismi. Böyle bir karar kabul edilemez diyor. E tamam öyle kabul edilemezse bana çözümünü söylesin. Desin ki İstanbul'daki mahkeme şunu yaparak yargılamayı devam ettirmesi lazımdı diye bana çözümünü de söylesin. Şu ana kadar 4 sene geçmiş. 4 senedir bir adım atılamamış. Tamam. Soruşturma aşaması toplanmış, deliller toplanmış. Onların hepsi zaptu rapt altında. Ama ondan sonrasında karar vermeye gitmek için mutlaka sanıkların ifadesi alınması lazım. O noktada da uluslararası Interpol'ünden şuradan buradan yardım almanız lazım. Vermiyor adamlar. Onlara bir çift laf et. De ki buradaki İstanbul'daki ağır ceza mahkemesi yakalama kararı çıkartmış. Interpol'e yazmış. Ama Interpol bu adamları yakalamıyor, alıp getirmiyor. Dolayısıyla bunlar ha, e, hukuka bağlı kalmıyorlar diye. Önce onu bir suçla, ondan sonra eğer adamlar getirilmiş, ifadeleri alınmış ve karar verme aşamasına gelindiği tek, halde... Ali Bey siz de hukukçusunuz, Turgut kazandı hukukçu. Tek bir soru, savcılık, mahkeme herhangi bir aşamada ifadesi alınmamış bir sana ne, ne yapabilirsiniz? Fethullah Gülen'in dosyasını niye ayırıyor o zaman Türk yargısı sürekli? Yani diğer sanıklar aynı dosya içerisinde diyelim ki Akıncı Üssü davası varsa orada Fethullah Gülen'den talimat alarak şunu şunu yaptı diye oradaki generallerin yargılanması davasında Fethullah Gülen'in dosyası ayrılıyor. Niye ayrılıyor? Çünkü Fethullah Gülen eğer sanık olmaya devam ederse o dosyada bütün sanıklar hakkında karar vereceksiniz. Diğer sanıkların ifadelerini aldınız, dosya tekemmül etti ama e, bir sanık henüz daha ifadesi yok. Onun hakkında karar veremiyorsunuz. Savunma alınmadan karar verilemez. Temel bir kaide Türk Ceza Kanunu'nda, Türk Ceza Hukuku sisteminde. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz bu sefer? İşte diğer sanıkların dosyası tekemmül ettiği için onların dosyalarını ayırıyorsunuz. Fethullah Gülen'in dosyasını başka bir dosya haline getiriyorsunuz. Ve tekemmül eden ifadeleri alınanların kararlarını veriyorsunuz. Onun yargılaması istinafta, yargıtayda devam ediyor itiraz varsa. Fethullah Gülen'in dosyası ne bekliyor? Hala Amerika'yı bekliyor. Turgut Kazan'da Amerika'ya yönelik bir tek eleştiri var mı? Yok. Fethullah Gülen'in dosyasını işte 3 çuvaldı, 5 çuvaldı bunları inceleyeceğiz diye 2014 yılında 17-25 aralığının hemen sonrasında Amerikalı yetkililer açıklama yaptığında Sözcü gazetesi hemen manşetten veriyordu. Çuvallar dolusu belge yollamış ki AK Parti iktidarı Amerika'da Bunların çokluğu sebebiyle onu gerekçe göstererek işi yavaştan alsın. E tamam peki haklısınız diyelim. 2014, 2015, 6, 7, 8, 9. Hadi bakalım o çuvallar dolusu belki koskoca Amerika hala inceleyemedi mi? 8 sene olmuş. 8 senedir var mı bir cevap Amerika'dan? Yok. Turgut Kazan'dan bir Amerika haydutluğuna, bu çakallığına, Türkiye'de darbe yapan... Fethullah Gülen'e bir tane eleştirel mahiyette Turgut Kazan'dan bir laf var mı? Yok. Türkiye'ye lafı sokuyorlar. Ama Sözcü Gazetesi de kendisi de riyakarca yayının devam ediyor. Ama patronu Fransa'da kaçak yaşarsa e ne olacak? Onun da yapacağı budur. Fethullah Gülen Amerika'da kaçak yaşıyor. Burak Akbay da Fransa'da, Paris'te kaçak yaşıyor. Kaçak yaşadıkları için de onlara toz kondurmuyorlar. Türkiye'de belli bir noktaya getirilmiş ama kilitlenmiş olan bir davada artık bu noktadan sonra hadi Suudi Arabistan'a yollayalım bu dosyayı denildiği aşamada da hemen kafayı çıkartıp katile dosyayı yolluyorsunuz diyorlar. E senin bir çözümün varsa onu söyle. Burada devam etseydi birinci yılda yollamamış. Ağır ceza mahkemesi. İkinci yılında yollamamış. Kaşıkçı cinayetinin dosyasını devam etti. Bunlar da o süre zarfında biz Suud'la niye kötü oluyoruz demiş. Diye de kıyameti kopartmışsınız. Durmadan çelme takmaya çalışmışsınız Türkiye'ye. Biz miyiz bir tek dünyanın e, dürüst devleti? Bize ne Cemal Kaşıkçı'dan adam? Suudi Arabistan'ın vatandaşı. Öldürenler Suudi Arabistan vatandaşı. Biz kötü oluyoruz dünyayla ve Suudi Arabistan'la diye fikir serdedenler şimdi geldiler. Dördüncü yılın sonunda yapılan bir göndermeyi katile dosya yolluyorsunuz diye eleştiriyor. E katilse o zaman sen onu Amerika'ya da söyle. Amerika Trump Gidip de o veliaht prensle bilmem kralla şunla bunla fotoğraf verdiğinde ya katillerle siz nasıl oturuyorsunuz diyerekten sırf silah ticareti yapmak için bu adamları niye e, allayıp pulluyorsunuz diye o zaman Amerika'ya da bir laf söyleyseydiniz. Amerika'ya laf söyleyemeyenler Türkiye'ye o Amerika'nın havasını almak isteyen Türkiye'ye bir yumruk da ben vurayım diyor içeriden o yumruğu yapıştırmaya kalkıyor. Dördüncü yılın sonu dediniz. Birinci sayfasında bir haber daha var. Aytu Çıray, İyi Parti Milletvekili. FETÖ'cüler yeniden devlete mi alınıyor? Tarım Bakan Yardımcısına atanan Ebu Bekir Gizli Gider'in FETÖ'yle fotoğrafları, Fethullah Gülen'le fotoğrafları çıktı. FETÖ'cüler yeniden devlete mi alınıyor dedi. Şimdi dört yılın sonu dediniz ya. Ben de tarihi söyleyeyim yazmamış. 2013 deniyor fotoğraf için. Hadi bu benim için de bir kriter değil diyeyim. Umursamayayım diyeyim. 17-25 e e. Aralık 17-25 Tamam öncesi. Hadi onu da geçelim diyeyim. Ya ittifak yaptıkları CHP ile İyi Parti yönetimi diyor ki gelir gelmez bu KHK'lıların suçlu mu suçsuz olduğuna da bakaca, bakmayacağız diyor. Bunların dosyasında FETÖ'cü var mı yok mu bakmayacağız. Biz KHK'lıları göreve iade edeceğiz diyor. Ya hani bir an için haklı olduklarını varsaya, varsaysak bile bir tanesinin göreve geldiğini söylüyorsunuz. Söylüyorlar, iddia ediyorlar sözü. Ya siz diyorsunuz ki biz geldiğimizde alayını atılanların hepsini geri getireceğiz. Yani suçu sabit olan hem de 17-25 Aralık'tan sonra da şu 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 delillerle görevden ihraç edilenleri. Hatta 15 Temmuz hain darbe girişimine katkı sunduğu için yargılaması olmuştur olmamıştır şu veya bu sebeple onların hepsini iade edeceğiz diyorsunuz ama geliyorsunuz 17-25 Aralık öncesinde Fethullah Gülenle birlikte bir fotoğrafı var diyerekten o bu adam nasıl göreve geldi diyorsunuz bu çelişkiyi de izah etmeleri lazım ama böyle bir niyetleri olduğunu böyle bir çabaları olduğuna da inanmıyorum zaten kurgulanmaları kendi kurucuları tarafından da denilen şey şu. İyi Parti'yi işte şunlar şunlar kurdu diye Ümit Özdağ'ın açıklaması var. Diğer bu İYİ Parti'nin içindeki kurucuların açıklamaları var. Birçok kurucusu da istifa etti. 200'e yakın kurucudan 60 tanesi gitmiş. Ya sen 3 senelik, 4 senelik partisin ya. 4 senelik partide 200 tane kurucudan 60. AK Parti'ye soruyorlar. Diyorlar ki 2002 yılındaki işte kuruculardan kaç kişi kaldı sizde? İyi güzel de 20 yıldır iktidarda olan bir partiden bahsediyoruz. 20 yıl. Vefat edenler var, şunlar var, bunlar var. Siz daha iktidara gelmemişsiniz. İktidara gelmediğiniz halde 200 kurucudan 60'ınız 4 yılda bunlar organize bir partidir. Dışarıdan kurulmuştur eleştirileriyle, sizi eleştirerek istifa ediyorlar. Buna rağmen o iyi partiyi içeride kamuoyu şirketleri şunlar bunlar. Gidenlerden de bir tanesi FETÖ ile ilişkilendirmeden gitmiyor. Hepsi de bu FETÖ'nün şusudur, o FETÖ'nün busudur deyip gidiyor bu partiden. O suçlamaları da yapıyorlar ama maalesef e, anlayan da maalesef yok. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmekle ile inşallah Allah'a emanet olun. Buluşmak ümidiyle inşallah. <laughs>